akşamlar, her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da siz değerli izleyicilerimizle İbrahim Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programıyla yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Evet, şöyle başlayalım. Günümüzdeki aile yapısından başlayalım. Türk aile yapısının oluşumu nasıl oluyor? Yani problemler, ailevi problemler, sorunların nedenleri nedir sizce? Evet. İnsanlık tarihi eskiden günümüze kadar 50-60 yıl öncesine kadar kentte insanlar kırsal kesimde yaşıyordu. Yani köylerde veya küçük kasabalarda tarımla, hayvancılıkla uğraşıyordu ve kalıplaşmış bir aile yapısı vardı. Dünyanın her tarafında bu böyleydi. Asya'da, Avrupa'da, Amerika'da vesaire insanlar tarıma bağlı yaşıyorlardı. Ve aile, büyük aile vardı. Hemen hemen her aile büyük aileden oluşuyordu. Ebeler, nineler, dedeler, çocuklar, torunlar vesaire. Erkekler tarlada çalışır, kadınlar evde çalışırdı. Bir aile düzeni vardı. Şimdi düzen bozuldu. İnsanlar artık tarımda çalışaraktan geçinemedikleri için birçoğu şehre akın etti. İnsanlar şehirde yaşıyor. Kimi memur, kimi işçi, kimi kendi işinde çalışıyor. Fakat çalışmasına rağmen kazançları yetmediği için bir kişinin çalışmasıyla bir aile ihtiyaçlarını karşılamak mümkün değil. Bir ailede 3-4 kişi çalışması gerekiyor. Aileden bazıları çalışırken bazıları çalışmazsa ailenin geliri anormal durumlar ortaya çıkarsa geçimsizlik başlıyor vesaire derken. Bu da depresyona yol açıyor. Depresyonun nedenleri peki neler? Depresyona gelmedik henüz. Depresyona çok var. Buyurun, devam edelim o zaman. Şimdi Türkiye'de 19 milyon 500 bin genç evlenme çağında evlenemiyor. 19 milyon 500 bin genç. Bunun nedeni ne? Nedeni ne? İş bulsa... Kız mesela ev istiyor, çamaşır makinesi, buzdolabı, şunu isterim diyor. Genç 10 yıl çalışacak, 15 yıl çalışacak ki para biriktirsin, evlenebilsin. Yaş geçiyor o zaman da. Veyahut da fazla talepleri oluyor, birbirine uyumlu olmuyor. Evlendi diyelim, evlenen çiftler parası yetişmiyor, evlenemiyor. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil, problemi değil. Almanya'da da bundan 20-25 yıl öncesine kadar böyle problem yaşıyordu. Almanlar bir çözüm ürettiler. Baktılar ki insanlar evlenemiyor, aile kuramıyor. Bir toplumun en temel yapısı, çekirdek yapısı, en sağlam yapısı ailedir. Aile kurumu yıkılırsa her şey yıkılır, biter. Aile olmadı mı bitti demek. Almanlar çözüm ürettiler. Nasıl çözüm ürettiler? İnsanların evli aileler, evli kişiler daha az vergi veriyor. Çocuk parası alıyor, annelik parası alıyor, hamilelik parası alıyor, çocuğa bakım parası alıyor vesaire vesaire. Az kira ödüyor, kirada devlet yardım ediyor, yiyecek parası veriyor vesaire. Çeşitli kanallarla desteklendi. Bugün Avrupa'da Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya gibi ülkelerin nüfusu azalırken artışa çıktı. Birçok tedbir aldılar nüfusu artırma yönünde. Ve Avrupa'nın nüfusu yaşlı nüfus olmaktan kurtuldu. Yani yavaş yavaş nüfus artmaya başladı. Türkiye probleme çözüm üretemedi. Aynı kritik, aynı sorunları Türkiye'de yaşıyor. 1900'ler Türkiye'de nüfusun gelişmesi normal bir gelişim hızı takip ederken 1985'ten sonra adeta durağan hale girdi. Bizim çok gerimizde olan ülkeler, Mısır gibi, İran gibi ülkeler bizim nüfusumuzu gerisindeyken ilerimize geçtiler. Türkiye çevresinde eğer ki nüfus politikaları geliştiremezse, evlenemeyen gençleri evlenmesini sağlayamazsa, evlenip boşananlara tekrar evlenme imkanı oluşmazsa 20 yıl sonra bölgede Türkiye hiçbir varlık gösteremez. Hiçbir şey yapamaz. Türkiye tarih boyunca coğrafi bakımdan bulunduğu yer itibariyle çok tehlikeli bir bölgede. Kafkaslar, Balkanlar, Güneydoğu, Akdeniz.
Dört alanı açık. Her taraf tehlike sinyalleri çalıyor. Bu alanda, bu bölgede güçlü olmayan milletler hep tarihe karışmış. Hititler, Lityalılar, Frikyalılar vesaire vesaire ölü milletler. Gitti, bitti, tarihe karıştı. Bizim atalarımız da Anadolu'ya 1071'de gelmedi. Anadolu'ya Türkler 10 bin yıl önce geldi, 9 bin yıl önce geldi, 15 bin yıl önce geldi ama kalamadılar. Geri çekildiler. İskitler geldi gitti. Biroybil geldi gitti, Atoybil geldi gitti, Türkbil geldi gitti. Duramadılar. Burası tehlikeli bölge. Bu bölgede yaşayan bir millet Kafkaslara, Balkanlara, Güneydoğu'ya, Akdeniz'e güçlü olacak. Olmazsa yok olur. 20 milyona yakın, 19 milyon 500 bin evlenmek çağında olup da evlenemeyen genç var. Bu imkanlar gençlere sağlanır. Evlenmeleri için destek verilirse, çözümler üretilirse, Türkiye 20 yıl sonra dünyanın en büyük gücü olur. Dünyanın süper güç. Eğer buna çözüm üretilemezse, bu bölgede bizi, zaten şimdiden sinyaller veriliyor, Avrupa, Amerika ve diğer ülkeler ne yapıyor? Türkiye'yi bölgede güçsüzleştirmek için her koldan çalışıyorlar. Eğer ki Türkiye yeni bir nüfus politikası geliştiremezse, büyüyemezse, çoğalamazsa, 20 yıl sonra kaderi, ölüm kalım kader yani, varoluş yok oluş noktasına doğru gidecek. Şimdiden tedbirini almazsa 20 yıl sonra bu coğrafyada var olmamız veya yok olmamız 19 milyon 500 bin evlenme çağında olup da evlenemeyen gençlere evlenme imkanı hazırlamak. Düşünün ki 10 milyonu everdiniz. Ne demek? 5 milyon yeni aile demek. 5 milyon aile. Yeni iş imkanları, yeni kazanımlar, efendim sanayi vesaire vesaire üretim demek. Evet. Şimdi evlenemeyen insanlar 19 milyon 500 bin genç annesiyle ailesiyle kalıyor ama çoğu da büyük şehirlerde dört duvar arasında mahkum gibi yaşıyor. Arkadaşıyla, ev arkadaşıyla veya yalnız. Yani kafes gibi, robot gibi. İşe gidiyor, yiyor içiyor, eve geliyor, kalkıyor, işe gidiyor, yiyor içiyor. Bu hayat mı? Hanımı yok, çocuğu yok, annesi babası uzakta, büyük şehirlerde insanlar yok oluyor. Bunalımda çıkın sahillere, hep elinde bira kutusu, gençler içiyorlar, kendilerini içerek avutuyorlar, teselli olmaya çalışıyorlar. Hep bunalımda. Çözüm üretilmezse çok çok tehlikeli olabilir bu durum. Bir hanımefendi, sekreter böyle gülüyor. Dedim ki, ya niye gülüyor bu bayan dedim. Yani çok komik, durmadan neşeli, hep gülüyor. Dediler ki, o antidepresan alıyor. Baba o. Niye? Yaşı gelmiş, evlenememiş, evde kalmış. Annesi, babası, ailesi, çevresi, herkes bir laf sokuyor. Ne zaman öleceksin? Ne zaman çoluk çocuk olacaksın? Yaşın geldi, yaşın geçiyor. O konuşuyor, bu konuşuyor, şu konuşuyor. Kadıncağız bunalıma girmiş. Antidepresan ağlamasa, ağlama krizleri başlıyor. Çalışamıyor. Çalışabilmek için antidepresan kullanıyor. Dedim yapma. Mecburum, yoksa çalışamıyorum. İşime konsantre olamıyorum. Düşünün, Türkiye'de milyonlarca insan antidepresan kullanıyor. Geçen de bir beyefendi geldi. Ağlıyor. Ne oluyor? Ne ağlıyorsun? Ağlayacak ne var? Ne var? Ne oldu? Çok büyük bir felaket mi oldu? Evet, benim için felaket oldu. Niye? Antidepresan kullanıyordum. Çok büyük yan tesiri varmış. Bilemedim. Adamcağızın cinselliği bitmiş. Hormonu bitmiş. Cinsellik hormonu bitmiş. Doktor demiş ki, aa ne yaptın sen?
Antidepresan kullandım. Maalesef demiş, bitmiş gitmiş. Erkeklik bitmiş. Sıfır. Yapacak bir şey yok demiş doktoru. Bana geldi, ne olacak dedi. İnşallah dedim, hallederiz. Şimdi gelelim. Çözüm, biraz da çözüm yani. 19 milyon 500 bin evlenme çağında olan evlenemeyen gencin haricinde boşanıp da evlenemeyen var milyonlarca. Yalnız yaşayın. Bir de öyle bir şeyler var yani. Dullar var, erkek veya kadın. Çözüm üretmek gerekir. Türkiye'nin geleceği. Evet, biz kendimize göre bir çözüm ürettik. Ne için? Depresyonda olan insanlar için. Sarı kantaron, bu bitkinin birleşiminde hipeforin denen bir madde var. Hipeforin, beyindeki serotonin hormon salgılanmasını artırır bir. Serotonin kişiye mutluluk, neşe, huzur verir. Kafasındaki negatif düşünceleri siler. İki, noradrenalin hormon salgılanmasını artırır. Ne işe yarar bu hormon? Kişiyi konuya odaklandırır. Konuya odaklanır. Öğrenciyse, okuyorsa, ilkokuldan üniversiteye kadar. Evet. Üç, glutamat salgılanmasını artırır. Ne işe yarar glutamat? Kişiye yaptığı işte haz verir, zevk verir. Yaptığı işte, yediği yemekte, her şeyde. Dört, dopamin salgılanmasını artırır. Dopamin nedir? İleride Parkinson olmasını önler. Yani beynin fonksiyonlarını artırır. İleride Alzheimer, Parkinson, Huntington önler. Yani sarı kantaronun hiçbir şekilde yan etkisi yok. Bunu her gün kullanabilir miyiz? Yoksa haftada belli günlerde mi kullanılması gerekiyor? Hani bir mesafe konulması gerekiyor mu? Yoksa her gün bir bardak kullanılabilir mi çay olarak? Bu sarı kantaron. Hı hı. Dünyada antidepresan olarak klinik araştırmalarla etkisi ispatlanmış. Hı hı. Kim yapmış bu ispat, belge, bilgi? Efendim, Profesör Doktor Hazel Huba. Hı hı. Hazel Huba, tavşan yakalayıcı mı? Öyle bir şey anlama geliyor Türkçe karşılığı. Zidintrop, Profesör Doktor, Profesör Doktor Schenk, Profesör Doktor Pişil, Profesör Doktor Hoffman, Profesör Zoma, Profesör Raya, Profesör Ditzel, Profesör Kuant vesaire vesaire. Dünyada en çok satılan bitkisel gıda takviyesi, ya Türkiye'de öyle deniyor. Almanya'da bu ilaçtır. Almanya'da sarı kantaronu doktorlar hastalarına antidepresan olarak yazar. Evet. Amerika'da yazar, Avrupa'da yazar, Kore'de, Japonya'da. Kimyasal ürün doktor, olarak, ilaç olarak değil, bitkisel, bu bitkisel doktorların olarak. Doktorların reçeteyi de yazarlar, antidepresan. Hı hı. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da doktorlar antidepresan olarak yazar. Birinci, ikinci dereceden depresif, ağır depresif rahatsızları dahi iyileştirir. Peki bağımlılık yapıyor mu? Yani bunun gibi birçok sorular geliyor çünkü. Yani bitki, evet biliyoruz bitki ama bitki, antidepresan yerine geçtiği için. Kimyasal değil, kimyasal değil. Evet. Kimyasal olsa evet. Bağımlılık yapar. Doğru. Ben mesela Almanya'da bir ara laboratuvarda bana Profesör doktor dedi ki uzman, Gökçek bir ilaç yap bakalım. Hadi yapayım dedim, laboratuvara gittim. Barburat yaptım, uyku ilacı ürettim. Oo, yan tesirlerine baktım ki bir ne yapayım? Bir telefon bağlantımız var, devam edeceğiz. İyi akşamlar. Alo. İyi akşamlar. Hoş geldiniz programımıza Fatma Hanım. Nasıl yardımcı olabiliriz size? Hoş bulduk. Bu hocamla görüşmek istiyorum. Yani midem ülser var bu kaç aydır. Tabii ki, buyurun. Onunla ilaç, mide ilacı öğrenmek isterdim. Ne ilacı kullanayım acaba? Ha, evet. Şimdi gastrit, ülser, reflü gibi rahatsızlara karşı dünyada en etkili bitki lahana. Fakat lahananın birleşiminde 1000 çeşit etken madde var. Vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire. Fakat çok az miktarda tiyosiyanat var. Kişi evde lahanayı püre haline getirir, suyunu sıkar, içerse gastriti iyi gelir. Fakat yan etkisi guatra sebep olabilir. Hafif bir yan etkisi var. Biz bununla ilgili 17 yıl çalıştıktan sonra 19 bitkiyle mide rahatsızlarına karşı etkili diğer bitkilerle ne yaptık? Etkisini artırdık. Hı hı.
yan etkisini ortadan kaldırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Stanford, New York'ta Stanford Üniversitesi'nde Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller kendi ekipleriyle ayrı ayrı zamanlarda klinik araştırması yapmışlar. Gastrit, ülser, reflü gibi mide rahatsızlarını iyileştirmişler. Belge var, bilgi var. Bu konuda çok ayrıntılı bilgi benim yazmış olduğum bu kitapta mevcut. Veyahut da doğaltedavi.net isimli sitede de çok ayrıntılı bilgi var. Kişi evde yaparsa problem olabilir. Bu nedenle biz bunu çok uygun fiyata üretiyoruz ve sunuyoruz. İsteyen bitkiseltedavi.com'dan bitkiseltedavi.com'dan ulaşarak temin edebilirler. Evet, sarı kantaronda kalmıştık. Bu depresyon ve bu gibi durumlarda kullanılıyor demiştiniz. Evet, yan tesiri. Ben kendim laboratuvarda barburat ürettim. Uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlara karşı. Baktım yan tesiri çok büyük. Kişiyi uyuşturucu gibi bağımlı yapıyor. Dedim ki profesöre, ya bunun yan tesiri çok büyük. Evet, bu kimya. Ben bunu yapmam dedim. Dedi ki yan tesirsiz bir şey istiyorsan bitkilerle ilgili çalışma yap. Kimyayı bırak dedi. Bunun hepsinin yan tesiri var. Doğru, haklısınız dedim. Ben bu şey, kitap getirdim. Bakın şu kitap ne diyor? Dry mal, yani üç defa, günde üç defa demek. Evet. Dry mal täglich, Almancası. Dry mal täglich. Yani günde üç defa. Nedir günde üç defa? Günde üç defa hap yutarsan hapı yutarsın. Kimyasal ilaç yutarsan ne olur? Böbreklerin çürür, karaciğer yağlanır, beyin gider, hafıza gider. Evet, bir telefon bağlantımız var yine. Evin yolunu şaşırmışsın. Evet. Cinsellik biter. Ağlayan alo. Adama dönersin. Alo. İyi akşamlar. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Buyurun. Ben Yusuf Kılıç. Hocamla görüşebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Hocamdan bu sedef hakkında bir bilgi almak istiyorum da. Sedef hakkında bilgi almak istiyorum. Tabii. Evet, buyurun. Sedefe alo, karşı. Hocam, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar, hürmetler, saygılar. Sedef. Hocam, ben Malatya'dan Yusuf Kılıç. Efendim, bende sedef var 20 senedir de buna bir çare bulamadım. Evet, sedefle ilgili profesör, doktor, İtalyan asıllı evet, doktor Simoncini 30 yıl sedef hastalıkları üzerine araştırma yapmış. Yapmış olduğu araştırmalar sonunda sedefin sebebinin bağırsaktaki mantarlar olduğunu belgelemiştir. Simoncini. Google'a girip görebilirsiniz. Sedefi tedavi edebilmek için bağırsaktaki mantarları yok etmeniz gerekir. Bununla ilgili Almanya'da Profesör Doktor Gita 433 hastayı Oregon üzümü dediğimiz Mahonia aquifolium denen bitkinin dalının ve kökünün kabuğundan elde edilen özel bir alkaloidle tedavi etmişlerdir. Biz ne yaptık? Birleşiminde Mahonia, Ladengülü, Hamamelis gibi bitki ekstrakları içeren çok özel bir formül geliştirdik. Mahonia Forte. Mahonia Forte en ağır sedefi iyileştirir. Fakat süreç, iyileşme süreci kişiden kişiye değişir. Kimi 2 ayda iyileşir, kimi 4 ayda, kimi 5 ayda. Bir de şöyle bir problem var. Mesela bu iksir, aloe vera jel, mahonia forte, cordyceps forte, sedef çayı, enfeksiyon çayı kullanan kişi iyileşir de bazı insanlarda bir ay, bir buçuk ay veya 2 ay sonra derinin altındaki bütün pislik dışarı atılır. Metal para büyüklüğündeyse avuç içi kadar büyür. Yani büyümüyor aslında. Çiltin altında ne varsa dışarı atıyor. Bazıları bundan dolayı panik oluyor. Panik olmaya gerek yok. Bu dışarı attığına işaret, birkaç hafta sabrederse bu süre içerisinde kişi tamamen kurtulur rahatsızlığından. Evet. Evet, biz de kolesterolle devam edelim. Evet, kolesterolle ilgili sarımsak. Şu Çin sarımsağı, ama Çin sarımsağı kaliteli değil. Burada Çin sarımsağı Alman dergisi. Alman Çinli kadının resmini koymuş. Aslında sarımsağın hası Kastamonu Taşköprü'dür. Çin sarımsağı kaliteli değil. Neden? Çin sarımsağı ilaçlandığı için gemilerle 3 ay, 4 ay, 5 ay yolda Çin'den oraya buraya ithal ettikleri için
küfleniyor. Çok yoğun ilaçtan geçtiği için. Böyle içerisi çok ilaçlandığı için küfleniyor. Zehirleyebilir. Çin sarımsağı kullanmak iyi değil. Dünyanın en kaliteli sarımsağı Kastamonu. Taşköprü. Sarımsağın vatanı da Türkistan. Türkistan'da yani Türkler atalarımız bulmuş. Zamanında yavaş yavaş dünyaya yayılmış. Şimdi bununla ilgili, sarımsakla ilgili ben burada klinik araştırmalar bahsetmeden önce şunu söyleyeyim. Kendi hatıram. Almanya'ya yeni gittiğimde sarımsak yiyip sokağa çıktığımda Almanlar diyordu ki oh my god, aman Allah'ım ne kadar çok sarımsak yemiş diyorlardı, böyle yapıyorlardı. Sarımsak yiyeni görünce ağızlarını böyle kapatıp kaçıyorlar. Oh my god diyor, aman Allah'ım diyor, kaçıyor. Çok iğrenç bir şeymiş. 1980'de böyleydi Almanlar. Aradan 20 yıl, 25 yıl geçti. Baktık Almanlar televizyonların, radyoların sarımsak diye anlatmasından ne kadar etkilendilerse iş yerlerine sarımsak yiyerek gitmeye başladılar. Bu sefer onlar sarımsak yemeye başladı. Ne oluyor dediğimizde meine Gesundheit diyor Alman. Dedim senin sağlığınıza sağlık, bizi rahatsız etme. Fark etmez diyor. Önemli olan benim sağlığım. Ben istediğim zaman sarımsağımı yerim diyor. Almanlarda sarımsak yemek alışkanlık haline geldi. Önceleri tiksiniyorlardı. Şimdi sarımsak modası oldu. Ben buradan oraya bir ara sarımsak ithalatı ihracatıyla ilgilenen bir arkadaşım, dostum işini yapmak için 100'den fazla sarımsak ithalatçısı, ihracatçısı firmayla görüştüm. Hepsi Kastamonu sarımsağını istiyor ama paketleyeceksin, göndereceksin vesaire vesaire, bir sürü iş. Dünyanın en kaliteli sarımsağı Türkiye'de. Bununla ilgili yani 30 yıl içerisinde Almanlar önce kaçıyorlardı, sonra hepsi sarımsak hastası oldu, yemeye başladılar. Sayemizde öğrendiler. Ama biz Türkler bıraktık sarımsağı, evet. Modernleştik, sarımsak yemeyelim. Artık bunların da kapsülleri var biliyorsunuz. Bunlar sizce faydalı mı? Oraya geleceğim. Tamam. Şimdi 30 doktor kendi muayenehanelerinde 261 hastayı tedavi etmişler. Kolesterol, lipid, trigliserit düşürdüğü belgelenmiştir. Kanın pıhtılaşma kat sayısını düşürdüğü, trombozitleri düşürdüğü, yani kanın pıhtılaşmasını önlediği belgelenmiştir. Profesör Doktor Borida ve ekibi kalp damarlarında oluşan koroner kalp yetmezliğini önlediğini, damarları kalp damarını açtığı belgelemiştir. Biz bununla yüzlerce klinik araştırması var da ben bir iki örnek veriyorum. Telefon bağlantımız yine var. Alo. Alo. İyi akşamlar. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Buyurun. Astım için bilgi alacaktım. Tabii ki İbrahim Bey, astım. Astıma geçmeden şurada bir iki örnek vereyim tamam. Da unutmayayım. Güney Avusturya'nın Adelaide ve Oxford Üniversitesi'nde, Avustralya'da 11 klinik araştırması yapılmış. Sadece burada. Ne için yapılmış? Kolesterol, lipid, trigliserit düşürdüğü, kat damarlarını açtı. Ameliyat olması gereken, stent takılması gereken insanlar stent takılmasına gerek kalmadan damarlar açtığı belgelenmiştir. 14 klinik araştırması yapılmış ayrıca. 818 hasta göreceğin kolesterol, lipid, trigliserit rahatsızları 6 haftada düzene sokmuştur. Profesör Doktor Melvin ve ekibi Kanada'nın Toronto'da hastaları yine tedavi, kolesterol, lipid, trigliserit hastalarını tedavi etmişlerdir. Profesör Sherman ve ekibi kolesterol, lipid, trigliserit rahatsızları olanları 97 hastayı tedavi vesaire vesaire. Birçok hasta var. Birçok çalışma yapılmış. Şimdi bunun kapsülü var, tozu var vesaire vesaire ama doğal üretmek gerekir. Biz bununla ilgili iksir diye bir ürün ürettik. Birleşimde limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, 19 çeşit bitkiden oluşan iksiri bir kişi kullandığı zaman isterse stent taktırması gerekiyor olsa dahi veya anjiyo yapılması gerekiyorsa anjiyo yaptırmasına, stent taktırmasına gerek kalmadan 6 hafta, 7 haftada damarları açar. Bir telefon bağlantımız daha var. Devam edeceğiz. Astımı unuttuk. Oraya geçelim. Buyurun. Evet. Alo. Efendim. Buyurun, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Ben hocama depresyonla ilgili soru soracaktım. Tabii ne ki. Ne kullanmam lazım? Depresyon zaten konumuzun üzerine. Depresyon konuştuk. Sarı kantoron depresyona karşı. Hı hı. Birleşiminde çok özel bir formül geçirdik biz. Birleşimde sarı kantoron ekstraktı, ginkgo biloba ekstraktı, olotu ekstraktı, çarkıfelek ekstraktı gibi 19 bitki ekstraktından oluşan sarı kantoron forte. Dünyada depresyona karşı en etkili ürün. Kullandığı zaman görecek yavaş evet. Yavaş. Kolesterolle devam edelim. Evet. Kolesterolle ilgili burada biraz önce söylediğim gibi sarımsakla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Ve binlerce insan sadece sarımsakla tedavi edilmişti. Ama biz ne yaptık? Zencefil, zerdeçal, zeytin yaprağı çok özel bir formül geliştirdik. İksir. Artı sarımsağın yağı o kadar etkili değil. Veya sarımsak tozu o kadar etkili değil. Ya taze yiyeceksiniz veya tazesinden daha etkili hale getirdiğimiz iksiri kullanmak en idealidir. Evet. Ameliyat olması gereken kişi ameliyat olmadan bu rahatsızlıktan kurtulabilir. Hı hı. Evet, biraz önce bir beyefendi astımla ilgili bir soru sormuştu. Astıma karşı çok güzel bitkiler var. Bunlardan biri de şu sığır kuyruğu. Sığır kuyruğu. Sığır kuyruğu ne işe yarar? Sığır kuyruğunun şu sarı çiçekleri, güzel çiçeği var. Bununla ilgili çok güzel çalıştırma yapılmıştır. Sığır kuyruğunun çiçeğinin birleşimindeki etken madde balgam sökücüdür. Astım hastaları balgamı atmak ister atamaz. Çünkü bronşların içerisinde yani bir insanın akciğerini ters çevrilmiş ağaca benzetelim. Bronşlar ve daha ince bronşiyeller hava yollarından oluşur. Bunun içerisinde halın üstündeki iplik gibi böyle tüysüz hücreler var. Kişi öksürdüğü zaman balgamı bu tüysüz hücreler tutar. İkinci defa öksürdüğü zaman balgam atar. İçerisinde de hiçbir şey kalmaz. Fakat tüysüz hücreler iltihap nedeniyle, bronşit nedeniyle yıpranmışsa kişi eğer ki atamazsa balgamı ne olur? Öksürük nöbeti tutar. Sürekli öksürür. Yine bekliyor hattımızda izleyicimiz. Telefon bağlantımız var. Alo. Alo. İyi akşamlar. Yayınlar. Buyurun size nasıl yardımcı olabiliriz efendim? Ben de kanserimesi var da o için bilgi alacağım. Kanser? Kas erimesi. Sinirli ot. Geçen sene sinirli ottan bahsettim. Bu sene sinirli ot bulamıyoruz. Bahsetmeyecektim. Bahsedeyim. La ilahe illallah. Sinirli ot bulamadık. Yani 3 lira fiyatı 3 lira 4 lira olan sinirli ot bugün 20 liraya bulamıyorsun. Öyle daha mı pahalı yoksa üretilmiyor mu? Kilosu 3 liraydı 4 liraydı. Şimdi 20 liraya yok piyasada. Piyasada yok. Bulunmuyor. Sinirli ot kasları güçlendirici. Almanya'da birçok doktor bununla ilgili çalışma yapmıştır. Bir. Hı hı. Bağırsaktaki enfeksiyonu önleyici, ağız kokusunu önleyici. Biz bununla sinirlotla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Sinirlot forte diye bir formül geliştirdik. Ağız kokusuna karşı etkili. Bağırsaktaki mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar ağız kokusuna sebep olur. Ağız kokusuna sebebi %95 bağırsaktaki mantarlardan kaynaklanır. Mantarı yok etmedikçe ağız kokusuna kurtulamazsınız. Yine bağırsaktaki mantarlar üretmiş olduğu toksik madde nedeniyle bağırsaklar yanarsa, kavrulursa bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzim, glikozu ememez, absorbe edemez. Absorbe edemezse ne olur? Karaciğer kan yapamaz. Vitamin, mineral, enzim, glikoz yok. Nasıl kan yapsın? Kan yapamazsa ne olur? Kişi de yavaş yavaş kas erimesi problemi başlar. Evet. İksir, aloe vera jel, sinirlot forte, kortisep forte. Kas çayı, enfeksiyon çayı kullandığı zaman kasları yavaş yavaş güçlenir. Kendine gelir yavaş yavaş. Zamanla. O biraz ağır bir vaka. Bizim böyle çok ağır bir hastamız vardı. Kas erimesi başlamış. Bu tam baş parmağında
Evet, şel parmağı arasında kas erimesinden dolayı ivik iğne yapılıyordu. Onu bile tedavi ettik. Evet, devam edeceğiz konumuza. Sonuna geldik programımızın. Hem devam edeceğiz diyoruz hem sonuna geldik. Yalnız çarşamba günü ve cuma günü devam edeceğiz. İnşallah. Evet, değerli izleyenler, dediğiniz gibi pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları 20.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar.